750 gramlık kavanoz var. Bir de 430 gramlık kavanoz var olmak üzere. Tercihe göre değişiyoruz. Biber reçelimiz aslında aşk reçeli bizim tabirimizle ve biz aşk reçeli olarak bunu sunduk. Çünkü gerçekten aşk gibi. Önce bir çok tatlı geliyor, ağzınıza alıyorsunuz, hoşunuza gidiyor. Daha sonra acısını bırakıyor ve uzun süre o acı gitmiyor. O yüzden biz aşka benzettik. Öyle bir tabir kullandık. Aşk reçeli dedik. Samandağ biberi zaten biliyorsunuz coğrafi işaret de aldı ve uzun yıllardır çok fazla üründe kullanılan bir şey. Yani haplarından tutun çayına kadar birçok üründe kullanıldı ama biz burada hep salça yaptık. İşte yemeklerde kullandık samandağ biberini. Bir nasıl farklı bir şekilde değerlendirebiliriz dedik ve hani deneye yanılma yoluyla bir reçel çıktı ortaya. Peki yapım aşaması zahmetli mi? Kısaca bahsederseniz. Zahmetli. Şimdi başka yörelerde biber reçeli var. Evet, Ege'de de hani diğer fuarlarda gittiğimizde biber reçeliyle karşılaştık ama gerçekten hiç benzemiyor. Çünkü samandağ biberi çok özel bir biber ve başka hiçbir biberle o tadı yakalayamıyorsunuz. Yani özellikle herhalde çok acı olması. Çok çok acı olması kesinlikle. Hani tutup marketten aldığınız bir biberle deneseniz benzemeyecektir tadı zaten birbirine. Bayağı enteresan bir şey ortaya çıktı yani. Bir ürün ortaya çıktı ve bayağı biz bu kadar rağbet görmesini beklemiyorduk. Hani evet Samandağ, Adana hani bu bölgelerde acı sevilse de diğer memleketlerden çok büyük ilgi gördük. Bayağı da siparişlere yetişemiyoruz şu anda.